Evet, merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün her şeyle enerjinin molekülünü anlatacağız. Mucize molekül diye tabir ediliyor tıp tarihinde. Çünkü kalp krizini engelleyen molekül diye biliniyor. Ki Amerika'da ve dünyanın diğer yerlerinde 3 kişiden birisi kalp krizinden ölürken, kalp damar hastalıklarından ölürken, Türkiye'de 2 kişiden bir tanesi kalp damar hastalıklarından ölüyor. O yüzden çok önemli bir molekül anlatacağım size hayatımızla ilgili. Hatta balık yağı olmadığı zaman, omega 3 olmadığı zaman, iyi omega 3 bulamadığınız zaman direkt yerine koyabileceğiniz moleküldür bu. Anlatacağım molekül Nobel ödüllü moleküldür, enerjinin molekülü. Ondan bahsedeceğim size. Zamanla yarışacağım, yoğun bilgi aktaracağım. Bütün her şeyi size aktarmaya çalışacağım. Ve bu yayın bittiğinde sanıyorum hayatınıza çok büyük bir katkıda bulunmuş olacağım, Allah nasip ederse. Bundan dolayı sizden istediğim şey şu. Öncelikle bu sunumu tesadüfen açmış, bir arkadaşımızın tavsiyesiyle gelmiş, araştırırken bulmuş ya da sadece denk gelmiş olabilirsiniz. Sizden bir doktor olarak ricam, sonuna kadar sabrederek izlemeniz ve anlatacaklarımı kendi ve sevdiğiniz hayatında uygulamanızdır. Sabredip sonuna kadar izlerseniz şu an söylediğimin gerçekliğini zaten anlayacaksınız arkadaşlar. Bu arada beni tanımayanlar için kısaca kendimden bahsedeyim. Benim ismim Serdar, tıp doktoruyum. 53 yaşındayım. Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunuyum. 1991 mezunuyum. Daha önce Kuleli Asker Lisesi'nden mezun olmuştum. 15 senem askeriyede geçti. 26 yıl hekimlik yaptım fiili olarak. 3 senedir de hastalık sektöründen tamamen sağlık sektörüne geçtim. Yani koruyucu hekimlikle ilgili çalışıyorum. Yine hekim olarak tabii ki hastalık da faydamız olmaya devam ediyor. Çünkü doktorluk ölene kadar giden bir meslek. Tamamen emekli olabileceğiniz bir meslek değil. İnsanlara fayda sağlamaya çabalıyorum. 22 yıl İETT'nin doktor olarak çalıştım. Büyükşehir'in doktor olarak. Devlet memuruydum. Toplamda 26 yıl hekimlik hayatım var. Hep fiili olarak hekimlik yaptım. 3 yıl önce 2017 yılında emekli oldum. Evliyim, ikiz kızlarım var. Eşim işletme mezunu, beni işletiyor. Şu anda 2. üniversitesini bitirmek üzere sosyoloji okuyor son sınıfta. İkiz kızlarım var. Allah-u Teala hepimizin çocuklarını bizlere bağışlasın. Kaderlerini güzel eylesin. İyi insanlarla karşılaştırsın. Sağlıklı eylesin inşallah hepimiz için. Kızlarımdan bir tanesi benim gibi hekim o da. Şu anda daha aile ihtisası yapıyor. Diğer kızım ise Boğaziçi Matematik mezunu, endüstri yüksek mühendisi, yüksek lisansını bitirdi. Şu anda da bir üniversitede, İstanbul'da bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Evet, bu kadar bilgi yeterli herhalde. Aynı zamanda ben bu Nobel ödüllü ürünü üreten firmanın üst müdürüyüm. Evet, şimdi konumuza geçelim. Dediğim gibi zamanla yarışacağım. Sizin kıymetli vaktinizi de etmek istemiyorum ve elinizde iyi bir arşiv olmasını istiyorum bu konuyla alakalı. Bizim ürünümüzü üreten kişi Doktor Ferit Murat. Lübnan asıllı kendisi. Nobel ödülü sahibi. Fizyoloji ve tıp alanında 1998 yılı Nobel Tıp Ödülü'nü alan kişi. Forever Argin'in kullanımıyla ilgili temel alanlar ve İngilizce olarak koydum buraya ama herkesin anlayabileceği şekilde dönüştüreyim. Sırayla söyleyeceğim. 16 tane önemli neden var. Birincisi nitrik oksit temel saldırıcısıdır. Nitrik oksitten de kısaca bahsedeyim. Nitrik oksit damarların iç yüzeyini genişletir. Damarları laçkalaştırmaz. İç yüzeyini, lümenini genişletir. Dolayısıyla dolaşımı rahatlatır. Bütün kılcal damar dolaşımına kadar, bütün ki biliyorsunuz vücudumuzda 100 bin kilometre damar ağı var. Dünyanın etrafını 2,5 kez saracak uzunlukta bir damar ağına sahibiz hepimiz. Kan damarlarını rahatlatır nitrik oksit salınımıyla. Hücresel iletişim için bir sinyal molekülüdür aynı zamanda. Benim dedem nitrik oksit salınımı sabaha doğru azalıyor. Dedem de sabaha doğru vefat etmişti. Kalp krizinden vefat edenlerin, kalp ölümlerinin çoğu sabaha doğrudur. İşte teheccüd namazıyla sabah namazı arasında vefat etmişti. Çünkü gece sabaha doğru nitrik oksit salınımı azalır vücutta. Ondan dolayı damarlar daralır ve işte ölüm nedenidir bu genellikle. Ondan dolayı biz argin molekülünü kalp hastalarında, tabii ki bunu doktor verebilir, dışarıdan insanlar veremez. Kalp hastalarında ve sağlıklı yaşamak isteyen insanlarda genellikle akşam yemeğinden sonra veriyoruz. Bir büyük bardak suya bir ölçek. Bir ölçek değil, içinde torba şeklinde zaten. Poşeti yırtıyorsunuz, içine boşaltıyorsunuz. 30 poşet şeklinde geliyor. Bunu içiyoruz, tok karnı. Akşam yemeğinden sonra yatana kadar içilebilir. Tabii spor yapanlar da farklı bir uygulama yapıyoruz. Spordan 10 dakika ya da 20 dakika önce, egzersizden 10 dakika 20 dakika önce, onları da anlatacağım zaten. Bu şekilde kullandırıyoruz. İkinci önemli özelliği kalp damar sistemi desteğidir. Nitrik oksit salınımının dışında sağlıklı kan basıncı ve dolaşımında rol oynar. Üçüncü özelliği antioksidan korumadır. Nitrik oksit güçlü bir antioksidan olup küçük miktarlarda bile etkilidir arkadaşlar. Antioksidanı artık anlatmama gerek var mı? Kısaca anlatayım. Vücutta toksinler bırakıyor. Vücudu detoks ediyorsunuz. Yani serbest radikal
radikal dediğimiz kararsız molekülleri vücuttan uzaklaştırmaya yarıyor. Antioksidan gücü bu. Oksijen radikali absorpsiyon katsayısı diyoruz biz buna. ORAK değeri diyoruz. Bir ürünün, besin tamamlayıcısının ORAK değeri ne kadar yüksekse o kadar kaliteli ve iyi demektir vücudumuz açısından. Bu noktada da alerjinin çok güçlü bir antioksidan tabii ki nitrik oksit salınımını artırarak buna neden oluyor. Antioksidan koruma sağlıyor vücudumuzda. Burada tabii mutasyonlardan da biraz bahsedeyim. Her gün vücudumuzda 30 bin mutasyon oluyor ve 30 bin mutasyonun savunma sistemimiz 29.995'ini temizliyor ama 5 tanesi kalıyor her gün. Yani vücudu repair ediyor savunma sistemimiz. Her gün bu 5 birikiyor fark etmiyoruz. Birikiyor. Bu günler günleri, aylar ayları, seneler seneleri takip ediyor ve süreç içerisinde bu biriken serbest radikaller, mutasyonlar bize hastalık olarak, kronik hastalıklar olarak ya da otoimmün hastalıklar olarak ya da sağlık kalitemizin bozulması olarak yansıyor. Aynı zamanda yaşlanmamıza neden oluyor. Antioksidan ürünler bundan dolayı anti-aging ürünüdür. Yani yaşlanmayı geciktirici ürünlerdir. Ömrü uzatan, sağlıklı yaşayıp yaşlanmaya vesile olan ürünlerdir aynı zamanda. Beyin etkisi arjininin hafızayı ve bilişsel işlevi geliştirir. Onun için Alzheimer'de de etkilidir. Bunların hepsini size göstereceğim. Dediğim gibi bu sunum çok önemli bir sunum. Kaçırmayın, hiçbir anını kaçırmayın. Sonra tekrar izlersiniz. Anti-aging özelliği, antioksidan özelliğinde bahsetmiştim. Yaşlanmanın bazı semptomlarını önlemeye yardımcı hormonların üretimini artırır. Yani sadece mutasyonları temizleyerek değil, sadece serbest radikalleri temizleyerek değil, aynı zamanda da yaşlanmanın bazı belirtilerini, semptomlarını önlemeye yardımcı hormonların üretimini artırıyor arjinin. Altıncı önemli özelliği hücresel iletişimde rol oynaması. Beyinle perifer sistem arası haberci hücrelerin iletişiminde etkili. Yani beynimiz var biliyorsunuz, bir de tüm vücudumuzu saran bir sinir sistemimiz var. Omurgayla gelen, bütün vücuda yayılan, bel fıtığı boyun fıtığından biliyorsunuz. Bazen bel fıtığı oluyorsunuz, bir yerde ağrı oluyor. Bazen safra keseniz de mesela taş oluyor ama sırtınızda çıkıyor ağrısı. İşte bu periferik sinir sistemi diyoruz. Beyinle periferik sinir sistemi arasındaki iletimi sağlıyor. Haberci hücrelerin iletişiminde etkili ki çok önemli bir özellik bu. Savunma sistemi desteği vücudun bağışıklık fonksiyonunu geliştirir. Yedinci özelliği bu arginin. Tabii bakın Türkiye'de arginin ne diye biliniyor bilenler tarafından? Sadece sporda kullanılır diye biliniyor. Sporda da kullanılır ama ne kadar önemli bir ürün. Gittikçe daha iyi algılayacaksınız. Vücudun bağışıklık fonksiyonunu geliştirir. Sekizinci özelliği arkadaşlar hücre sağlığıdır. Hücrelerimizin ihtiyaç duyduğu temel amino asitleri ve vitaminleri sağlar alerjinin. Kendisi de zaten amino asittir. Amino asit nedir? Proteinin yapı taşıdır. Vücudumuzun temel yapı taşıdır. Dokuzuncu özelliği bu çok soruluyor. Cinsel fonksiyon. Cinsel fonksiyonunu destekler. Optimal kan akışını destekleyerek erkeklerde cinsel performansı artırır. İşte empotansta, erektil problemlerde etkilidir. 10. özelliği solunum sistemini destekler. Daha kolay solunum ve optimal akciğer sağlığı için hava yollarının açılmasında faydalı olabilir. İşte COVID döneminde özellikle arginin kullanılmasının, zorunlu olmasının nedeni bunlardır arkadaşlar. Yani dolaşım sistemini desteklemesi ve solunum sistemini desteklemesidir ki ölümler bununla ilgili oluyor biliyorsunuz. Özellikle nefes darlığı yaşıyorlar ve dolaşım probleminden dolayı vefat ediyor hastalıklar. Yine tabii savunma sisteminde de etkili. Birçok açıdan arginin COVID döneminde önemli bir molekül. Sadece COVID'de değil, AIDS'ten tutun da viral menşeli tüm hastalıklarda koruyucu özelliğe sahip. Kas iskelet sistemi 11. özelliği kas, kıkırdak, tendon, bağ dokusu ve eklemlerin ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerini sağlar. Kısacası biz eklem problemlerinde farkındaysanız kontinüs sulfat veriyoruz ya da işte glukozamin sulfat veriyoruz ya da hyaluronik asit veriyoruz. C vitamini veriyoruz. Yani bağ dokusunu destekleyecek kolajen, doğal kolajen destekleri veriyoruz. Ama unutmayın ki artık alerjinin de bu noktada çok önemli bir komponent, yani bunların arasına katılması gereken bir ürün. 12.'si cilt sağlığı ki cilt problemi olanlar fazlasıyla var Türkiye'de. İşte vitiligodan sedefe kadar, cilt rahatsızlıklarına kadar, sivilcelere kadar, izlere kadar. Araştırmalar L-arjininin cilt sığırıkları, yanık ve yaraların iyileşmesinde hızlandırıcı etkisinin olduğunu göstermiş. 13. özelliği arkadaşlar atletik performans. İçerisindeki bileşenler oksidatif stresi azaltma, egzersiz toleransı ve pulmoner kapasiteyi artırma etkisine sahip. Sporcuların olmazsa olmaz ürünü bu. Bununla ilgili de zaten detay bilgiler vereceğim. Birkaç defa tekrarlayacağım bazı şeyleri. Mesela Almanya'da, Almanya bisiklet milli takımının içeceğidir
LRG'nin bizim molekülümüz. Sindirim sisteminden önce prostat sağlığından da bahsedeceğim. Prostat problemi olan erkeklerde mutlaka biz LRG'nin veriyoruz. Yani Arge Plus'ı veriyoruz. Arge Plus içerisindeki bileşenler prostat işlemini iyileştirmeye yardımcı olabilirler. Bunun nedeni de bizim molekülümüzdeki ek maddelerdir. Yani LRG'ninle birleştirilmiş koyu kırmızı meyveler var özellikle. Onlardan da vakit olursa bahsedeceğim. Bu bütüncül bir sunum olacak. Sindirim sisteminde ise Forever Arge Plus içerisindeki bileşenler sindirme ve salgı sindirimin devamlılığına yardımcı olabilir. Bir de arkadaşlar bakın bunlar hep tıbbi veriler. Tıpta kesin böyle kesin cümleler biz kullanmayız. Bilim insanları %100 cümleler kullanmazlar. Çünkü bilim değişkendir, değişen bir şeydir. Ama benim verdiğim şu yardımcı olabilir, yapabilir, edebilir, sahiptir cümleleri o piyasadaki şarlatan dediğimiz tıpla alakası olmayıp insanların sağlığında zararlı olan insanların verdiği kesin olurdan daha kesinlik taşır bu bilgiler. Kilo kontrolünde çok önemli bir ürün ki bizim şu anda detoks ve kilo kontrol programlarımız var biliyorsunuz. Tüm hızıyla devam ediyor. Vücudunu temizlemek isteyen arkadaşlar, kilo vermek isteyen arkadaşlar, kilo almak isteyen arkadaşlar ya da bir hastalığı olup vücudunun önce bir temizlemek isteyen arkadaşlar mutlaka bu detoks programına katılsınlar. Biliyorsunuz ücret almıyor oradaki uzman arkadaşlar. Ben de almıyorum. Bir iyilik hareketi bu. Ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Sadece kullanacağınız ürünleri sizin indirimli olarak almanızı kimse oraya sokacaksa o gruba bizim ekibimizden o sizin almanızı sağlasın. Yani bizim aldığımız fiyattan ürünleri alıp uygulamaya girmenizi sağlasın. Sevdiklerinize de haber verin. Bir sürü para veriyorlar bu kilo kontrolüyle ilgili. Saçma sapan, tıbbi yönü olmayan, vücutlarına zarar veren ürünler kullanıyorlar. Onlardan uzak durunuz. Bizim ekibimizde, detoks ekibimizde besin uzmanımız var. Onun dışında diyetisyenimiz var. Seda kızımız var, onunla çalışıyoruz. Genç diyetisyenimiz, acayip bilgili. Ve ben varım hekim olarak. Ayrıca yönetici müdür arkadaşlarımız var. Yönlendirmeyi sağlayan, motivasyonu sağlayan, doğru motivasyon tabii. Bunlarla ilgili kilo kontrolüne katılabilirsiniz. Forever RG Plus içerisindeki bileşenler yağ ve glikoz metabolizmasını desteklediğinden kilo kaybını teşvik etmeye yardımcı olabilir. Tabii bu arada glikoz metabolizması ile ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu Hoca'nın geçenlerde yazdığı bir yazıda da siz de okumuşsunuzdur. Son bilimsel çalışmaları aktardı. Amerika ve Kanada'da yapılan. Onları da aktaracağım sonra daha tekrar. Söyleyeceğim bu konuyu. Özellikle tip 2 diyabette şeker ilaçlarından daha fazla, yani onlara gerek duymayacak kadar fazla şeker hastalarında faydalı olduğu ortaya çıktı LRG'nin molekülünün. Yağ metabolizmasında ise doğal karnitin görevi görür. LRG'nin karnitin kalp yan etkileri olabilir. Arginin ise kalbe faydalıdır. Kalp yan etkisi olmadığı gibi faydalıdır. Bunlar benzer moleküllerdir. Arginin daha iyidir. Bir hekim olarak benim gördüğüm bu. Evet, Forever Argy tıp ve fizyoloji alanında 1998 Nobel Tıp Ödüllü, nitrik oksit sinyal yolları ile ilgili yaptığı çalışmalarla bilim dünyasında meşhur Dr. Ferit Murat danışmanlığında Forever Living Products tarafından üretilmiştir. Bu bilgiyi de verdikten sonra şurada size bir resim göstereceğim. Sonra bu resmi size anlatırsam hatırlayın bu resmi. Hafızanıza kazıyın. Şu üstteki şu yaban mersininin görünümü, yaban mersini berry diye, blueberry diye geçiyor. Mavi meyve falan gibi geçiyor. Blueberry diyorlar. Ve şu da turna yemişi. Bunlar benzer meyveler. Bunlarla ilgili de daha sonra bilgi vereceğim. Çünkü bunlar bizim ürünümüzün içerisinde var olan vaksinyumu içeren meyveler. Ayrıca tabii beni izleyen arkadaşlara toplu olarak hoş geldiniz diyorum buradan. Çok teşekkür ederim dualarınız, temennileriniz için. Herkes buradan iyi temennilerde bulunmuş. Sunum bittiğinde umarım bana müteşekkir kalacaksınız. Evet, LRG'nin kalp krizini engelleyen molekül diye bilinir. Nitrik oksit salınımını artırır. Kalp krizleri genelde sabaha doğru olur. Anlattım. Dedemin sabah namazı vakti vefat ettiğini söyledim. 60'lı yaşlarda vefat etti. Onun için ben özellikle arginini arada kullanıyorum. Arginin devamlı kullanılması doğru olmayan bir molekül bence. Yani omega 3 gibi değil, balık yağı gibi değil, arı propolis gibi değil, bunlar devamlı kullanılabilirler, arı sütü gibi değil, aloe vera devamlı kullanılabilir, işte ayda 3-5 gün ara vermek kaydıyla diğerlerini devamlı kullanabilirsiniz. Probiyotiği devamlı kullanabilirsiniz ama ki probiyotiği de devamlı kullanmıyoruz işte 2 ayda bir, 3 ayda bir, hatta bazen 6 ayda bir kullanıyoruz bağırsak florasıyla alakalı. LRG'nin molekülünü, hani dedeniz kalpten vefat etti, kalp yığılımı var. Böyle bir sıkıntı var. Dolaşım problemleri var. Hastalıklarla ilgili zaten doktor nezaretinde kullanırsınız. Yani bizim dediğimiz şekilde kullanabilirsin ama sağlıklı yaşamak için anlatıyorum bunu. Bir ay kullanıp, 3 ay ara verip sonra bir ay daha kullanabilirsiniz. Bu ne demektir? Senede 3-4 defa kullanabilirsiniz kısacası. Bu ne olur? Vücudunuzu destekler, dolaşım sisteminizi destekler.
size faydası olur. Nitrik oksit damar lümeninin genişlemesini sağlar, anlattım. Bizim ürünümüz Nobel ödüllüdür. Çünkü bu molekülü bulup Nobel tıp ödülü alan Doktor Ferit Murat danışmanlığında üretilmektedir. Kendisi Lübnanlıdır, bunları da söyledim. Bunu biz beyni ve kalbi besleyen damarlar tıkalıysa kullanıyoruz. Böyle ajite edici resimler koymadım. Bacağı kesilecekken kurtardığımız çok hasta var. Ama ne olur bunu bana böyle kangren olmuş son noktada şeker hastası, bacağı kesilecek ya da burger hastası. Bunları getirmeyin. Yani getirin de zorda kalırsanız kendi yakınınıza getirin. Çünkü özellikle bunlarda ben uzak duruyorum. Ama benim ekibimden müdahale edenler var. Şimdi izin vermiyorum. O zaman da izin vermiyorum. Benden habersiz müdahale edenler var. Kurtulanlar var. Onların resimlerini size göstermeyeceğim. Herkesin çaykur çayı hazır mı bu arada? Bu sohbet neticede. Çayınızı alın, kahvenizi alın. İçin arkadaşlar ben anlatırken. İzninizle ben de arada içeyim. İki kanaldan çalıştım. Şimdi diğer kanalı da üstünden geçiyorum. Beyni ve kalbi de besleyen damarlar tıkanıysa kullanıyoruz. Periferik damar tıkanıklıklarında, yaralarında kullanıyoruz. İyileşmeyen yaralarda. Cinsel problem olanlarda, empotans ve erektil problemlerinde, çocuğu olmayanlarda kullanıyoruz. Bunu tabi orada belirtmemiş. Belirtilmeyen şeyleri anlatmış oluyorum böylece. Sperm kalitesini artırır, ovülasyonu destekler. Cinsel problemlerde anlattık, kas hastalıklarında kullanıyoruz. Kilo kontrolünde kullanıyoruz, doğal karnitin görevi görür dedim. Yağ metabolizmasında da etkilidir dedim. Sağlıklı kolesterol oluşumunda rol oynar. Mesela orada söylememiş. Sağlıklı kolesterol, yani LDL'yi azaltır, VLDL'yi azaltır, EDL'yi artırır. Yani bunların açılımını söyleyeyim mi? High density lipoprotein mesela iyi kolesterol, kötü kolesterol, kötü trigliserit neyse. O da LDL, low density lipoprotein yani düşük densiteli, yoğunluklu lipoprotein. Bir de very low density lipoprotein var, VLDL. Bunlar kötü olanlar. Sporcuların arayıp bulamadıkları molekül budur. Çünkü saçma sapan besin tozları işte protein tozları kullanıyorlar. Böbreklerini, karaciğerlerini mahvediyorlar. Bunu kullansınlar. Bundan daha iyi bir protein tozu bulamazlar. Almanya Milli Bisiklet Takımı'nı anlattım. Bağışıklık sistemini destekler dedim. Kemik ve bağ dokusu gelişimini sağlar dedik. Alzheimer'de besin tamamlayıcısı olarak kullanılabilir. Onu da göstereceğim size. Ayrıca glikoz metabolizmasında etkilidir. Osman Müftüoğlu'nun söylediği gibi Amerika ve Danimarka'da yapılan son tıbbi çalışmalar arginin molekülünün tip 2 diyabette en az diyabet ilaçları kadar etkili olduğunu göstermişler. Peki bizim ürünümüzün içeriğinde ne var? Farkı ne? Şimdi piyasada bir sürü argi preparatı var. Burada ne olur? Şunu söylemesin kimse, yani dışarıdan arkadaşlar da var beni izleyen ya da izleyecek olanlar. Hoca bir firmanın ürününün reklamını yapıyor. Ben böyle bir insan değilim, beni tanıyanlar biliyorlar. Ben bu ürünler bu kalitede olduğu için bu sistemin içerisindeyim ve size anlattığım her şey doğru. Kendim kullanıyorum, sevdiklerimi de kullandırıyorum. Zaten denetlersiniz sonra benim söylediklerimi. Beni tanıyanlar tanıyorlar, siz de zaman içerisinde tanırsınız. Evet, burada size kısa bir video göstermek istiyorum gösterebilirsem. Evet şu. Şimdi tabii burada kim var videoda? Tabii ki bu molekülü bulan, Nobel Tıp Ödülünü alan Doktor Ferit Murat var. Onu göstereceğim size. Çok kısa zaten. Bakın çok önemli. Böyle biraz üzerinde dura dura geçeceğim arkadaşlar. Ne diyor? Bu nedenle, tabii ben başını da göstereceğim sonra size. Hepsini izleteceğim. Ama kısa bunu göstereyim. Çünkü neden bu molekül? Sadece arginin takviyesi fazla yardımcı olmayacaktır diyor problemlerle ilgili. Bakın çok önemli bu. Sadece arginin takviyeleri var piyasada. Fazla yardımcı olmayacaktır diyor. Ayrıca antioksidanların da tek başlarına fazlaca yardımları olamaz diyor bakın. Yani antioksidanlar alıyor ya ben işte çok iyi besleniyorum bilmem ne. Bunlar da tek başına faydalı olmuyor. Peki ne oluyor burada? Evet, bu konuda karışım kabul edilebilecek tek yoldur. İkisini birleştirmiş. Zaten mucize molekülü denmesinin tabiri caizse peygamberlere aleyhisselam aittir mucize haşa. Ama işte Allah yaratır dilerse. Yabancılar söylüyor bunu mucize molekül diye. Kalp krizini engelleyen molekül denmesinin nedeni ve dünyanın en iyi molekülüne sahip olmamızın nedeni Nobel Tıp Ödüllü moleküldür bu. Yani Nobel Tıp Ödülünü alan doktor tarafından üretilen moleküldür. Bu konuda karışım kabul edilebilecek tek yoldur. Farkı budur. Şehnaz Hanım Amerika'da kendisini dinledik. Evet doğru. Acayip bir adam yani. Önemli bir bilim adamı. Devam edelim. Seviyesini ilk başta gösterdiğim ürün içerisinde neler var? Bir kere %51'i yani toz şeklinde atıyorsunuz ya şeyin suyun içerisine. Bunun yarısından bir fazlası %51'i enerjinin. %49'u ise çok güçlü doğal antioksidanlardan oluşuyor. Yani doğal antioksidanlarla enerjinin molekülünü birleştirerek bu acayip ürünü ortaya çıkartmış Doktor Ferit Murat.
Koyu kırmızı meyveler olarak neler var onu da söyleyeyim. Bakın buradan algılayın içinde. İçeriğini anlatıyorum size. Arjininin dışında. Nar var. Nar kabuğu var. Üzüm var. Kara üzüm kabuğu var. Üzüm çekirdeği var. Ahududu var. Mürver var. Çilek var. Dut var. Vişne var. Böğürtlen var. Frenk üzümü ve turna yemişi var. Frenk üzümüne turna yemişi. Yani benzer şeyler zaten bunlar. Frenk üzümü var. İçerisinde arkadaşlar B6 vitamini var. 1.4 mg. B12 vitamini var. 2.5 mikrogram. Folik asit var. 200 mikrogram. C vitamini var. 80 mg. B3 vitamini var. 5 mikrogram. K2 vitamini var. 20 mikrogram. Ve acayip bir şey var. O da biraz anlatacağım onu fırsatım olursa. Korimboz vaksinium meyve usaresi var. Korimboz vaksinium meyve usaresi var. Evet. Ben bütün bunlardan değil biraz bu vaksinium'dan bahsedeceğim size. İçeriğini anladınız. Sonra yine konuşuruz bu içeriği. Vakit olursa. Daha sonra zaten size şeylerle gideceğim. Yani bir videoyla gideceğim. O videoyu birleştirdim bütün videoları. O videonun üzerinden konuşacağız bunların hepsini. Ve sunum bittiğinde iyi ki izlemişim bu sunumu diyeceksiniz. Hepinizin çok işine yarayacak bir sunum olacak Allah nasip ederse. Vaksinium korimbozum yüksek çalı formlu yaban mersini de deniyor buna. Dünyada en çok yaygın olan, en önemli ve üzerinde en fazla araştırma yapılan tür, dünyanın da bunu blueberry olarak bildiği mavi yemiş türü. Yaban mersini gösterdim ya size, iki tane resim gösterdim. Üstte blueberry vardı yaban mersini, altta ise ne vardı? Turna yemişi vardı. Yaban mersini pek çok sağlık sorununa karşı yaygın olarak kullanılan şifalı bir bitki. Oldukça besleyici bir meyve. İçerisinde A, C, E ve K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi insan sağlığı için faydalı pek çok mineral bulunuyor. Yaban mersini İngilizce'de blueberries olarak isimlendiriliyor, rengi mavi olduğu için. Ülkemizde farklı yörelerde çay üzümü, turna yemişi, mavi yemiş, çoban üzümü ve kekre yemişi gibi adlar ile biliniyor. Birçoğunuz belki duymuşsunuzdur kekre yemişi diye. Günümüzde özellikle İdrar yolu enfeksiyonları ve sistit tedavisi için kullanılan yaban mersini ayrıca çok etkili bir antioksidandır. Bakın biz Arbi'yi verdiğimizde kişi üriner sistem enfeksiyonlardan da korunuyor. Ki bayanlarda üretra çok kısa olduğu için üriner sistem enfeksiyonları çok yaygın. İşte idrar kaçırma, efendime söyleyeyim ki söyleyemiyorlar zaten birçoğu. İnkontinans diyoruz biz ona. Aynı zamanda işte üriner sistem enfeksiyonu ki kolibasili çok önemli rol oynuyor. Üriner sistem enfeksiyonunun %90'ını eşerişe koli oluşturuyor. Onların hepsini anlatacağım. Evet, genetik şeker hastası olanları da kullanabilir. Yani tip 1 diyabet kullanabilir mi diye sormuşlar. Kullanabilir. Turna yemişi. Bunları bazen turna yemişini anlatacağım. Bazen blueberry yani yaban mersini anlatacağım. Ama hepsinin ortak şey zaten bu. İçinde var. Vaksinium var. Forevolumin ürünün içerisinde. Turna yemişi başka birçok taneli küçük meyve ile yaban mersini, kambur üzümü ve mavi yemişle dahil olmak üzere birlikte vaksinium cinsine dahildir. Bunların hepsi vaksinium cinsi. Amerikan yerlileri bu meyveleri akça ağaç şurubuyla birlikte pişiriyor ve şuruba bal katıyorlardı. Bu karışımı geyik eti ve başka meyvelerle birlikte kışın yiyorlardı. Yerliler ayrıca bunların tıbbi amaçlarla kullanıyorlar. Kesiklerde, sıyrıklarda, ok yaralarında, lapa olarak kullanıyorlar. Hazımsızlıkta kullanılıyor, böbrek hastalıklarında, akciğer sorunları için de kullanılıyor o zamanlar. Sindirim sorunları, safra kesesi atıkları ki ben bunu Arbi'ye artık safra kesesi taşlarında da vereceğim. Böbrek taşlarında da vereceğim besin tamamlayıcısı olarak. Tabii bunları arkadaşlar hastalıklarda doktorlar dışındaki arkadaşlar kullanamazlar. Çünkü doktorlar dışındaki diğer meslekler hastalara dokunma yetkisine sahip değiller. Ben bir hekim olarak size bunların tıbbi yönünü anlatıyorum şu anda. Yani bir tıp doktoru olarak anlatıyorum. Peki benim ekibim, yani benim ekibimde bulunan arkadaşlar yakınları hastaysa benimle irtibatlayabilirler. Kendileri karışmayacaklar. Hastaları benimle irtibatlayacaklar. Ama önce benim sunumumu izletecekler. Benim YouTube kanalımda 150'den fazla sunumum var. Ve her şeyle ilgili sunum var orada. O kişiye uygun olan sunumu izletecekler. Neye ihtiyacı varsa. Sonra seni bu doktorla görüştüreceğim diyecekler. Bizim ekibimiz bunu yapıyor, bunu yapacağız. Yani doktor olmayan hiç kimse hastalara müdahale etmeyecek. Bunlar çünkü hastalık tedavisinde kullanılmaz yani hekimler dışında. Hekimler istedikleri her şeyi hastalıklarda kullanabilirler ilaçlarla birlikte. Bu zaten tamamlayıcı tıp diyoruz biz buna. Evet, onun için doktor değilseniz arkadaşlar hastalardan uzak duracaksınız. Sindirim sorunları, safra kesesi atıkları ki görüyoruz ya çamur olmuş diyor safra kesesinin içi. Bir sürü taş var diyor, böyle berbat diyor falan, kalınlaşmış diyor.
kan hastalıkları ve böbrek taşları için ilaç olarak kullanıldı. Ne kullanıldı? Vaccinium dediğimiz işte blueberry ya da turna yemişi. Britanyalı gemiciler ve balina avcıları skorbut hastalığından korunmak için bunları alırlardı. C vitamininden güçlü olduğu için. Skorbut biliyorsunuz. 1800'lerin sonunda bu meyveler idrar yolu rahatsızlıkları için kullanılmaya başladı. Yani Forever Living ürününü algılıyorsunuz değil mi arkadaşlar hepiniz? Yani Forever Living'de ürününde sadece argü yok. Sadece doğal antioksidanlar da yok. Bakın birleştirmiş %51 elerjinin %49 doğal antioksidanlar. Garip bir ürün var yani karşımızda. Ve kıymeti bilinmeyen bir ürün var. Hala kimse bunun kıymetini bilmiyor Türkiye'de. Forever Living yani bu ürünü üreten firmanın içerisinde de bilinmiyor bu ürün. 1800'lerin sonunda bu meyveler idrar yolu rahatsızlıkları için kullanmaya başladı. Araştırmalar bitkinin idrar torbası ve idrar yolunun bakterilerden koruduğunu göstermiştir. Yaptığı şey şu aslında. Özellikle Escherichia coli'nin yapışmasını ve etki etmesini engelliyor. Yani atılmasını sağlıyor. Onu da anlatacağım. Adezyon dediğimiz yani o yapışmayı engelliyor. Bunların dışında doğal antioksidanlar COVID'de kullanılmasının nedeni de biliyorsunuz COVID bir virüs. Pandemi yaşıyoruz yani şu anda. Yani virüs hücrenin içine girerse işini yapabiliyor. Yani bizi hastalandırıp ölüme götürebiliyor. Tek başına bir şey ifade etmiyor virüs. Bir şey yapamıyor yani. Vücuda girebilir ama hücreye girmesini bunlarla engelleyebilirsiniz. Ayrıca makrofajları artırarak yani onları yiyen, yutan, yok eden savunma sistemini güçlendirerek bunları halledebilirsiniz. Hücreye girmesini engelleyerek bunları halledebilirsiniz. Bitkisel tıp uzmanları bitkiyi böbrek ve safra taşları, idrar kaçırma ve prostat problemleri için önermekteler. Tabii ben Türkiye'deki bitkisel tıp uzmanlarından bahsetmiyorum. Yani dünyada gerçekten bitkisel tıp uzmanı olan fitoterapi dediğimiz şeyde uzmanlaşmış, doktorasını yapmış, yüksek lisansını yapmış. Bu işin gerçekten hocası olan insanlardan bahsediyorum. Yani piyasadaki bizim tıpta şarlatan dediğimiz tıpla alakası olmayan insanlardan bahsetmiyorum. Bunlardan da uzak durunuz arkadaşlar. Aktarlardan uzak durunuz. Yarım doktor candan eder. Yani yarım doktor bile değiller. Evet, safradaki taş içinde argıyı veriyorum ben. Soranlar var çünkü. Kızım da burada. Oo, çok sevindim. Hatice Kübra burada. Doktor kızım da burada dahiliye ihtisası yapan. Utanacak olur. Kızar böyle dediğim ama. Evet. Onların varlığı benim için en büyük güç tabii ki. Sizin için de öyledir tabii çocuklarınızın varlığı. Tekrar ediyorum. Böbrek ve safra taşlarında idrar kaçırmada ve prostat problemleri için öneriyoruz biz. Elerjinin molekülü. Elerjinin molekülü değil. Bizim molekülü. Arji plus'ı. Çünkü içinde doğal antioksidanlar da var. Vaksinium var biliyorsunuz. Ayrıca bakterilerle ilişkili mide ülserinin engellenmesine yardımcı olur. Kandaki kötü kolesterolü yani low-density lipoprotein seviyesini düşürür ve bazı kanser türlerinin gelişmesini engeller. Bunlar çünkü çok güçlü doğal antioksidanlar. Vaksinium cinsi 140 tane türü kapsar arkadaşlar. Yani ben 2 tane meyveden bahsettim size. Ama aslında vaksinium 140 tane türü kapsıyor. Bunlar arasında mavi yemiş gibi bilinen türler de vardır. Turna yemişin öz suyu. Amerikan halk hekiminin önemli bir parçasıdır. Halkın bitkiyi kullanma amacını gören bilim adamları yaklaşık 100 yıl önce turna yemişinin tıbbi potansiyelini araştırmaya başlamışlar. Ağaçta yetişmez, küçük çalılıklar şeklinde yetişir. Nemli asitik ortamlarda, sphagnum yosunlu bataklıklarda, fundalıklarda, Kuzeydoğu ve Orta Batı'nın nemli tatlı su kıyılarında yetişir. Newfoundland'den Manitoba'ya, New England'dan güneyde Virginia'ya, Illinois'ten onun kuzeyinden Wisconsin ve Minnesota'ya kadar geniş bir bölgede yetişir. İdrar yolları sağlığı için kullanılan başlıca bitkisel tedavi Kuzey Amerika turna yemişinin lezzetli meyvelerdir. Hep vaksinümden bahsediyor bakın. Önceleri turna yemişinin idrar yollarını idrarı asitleştirerek koruduğu düşünülürdü. Ancak bilim insanları turna yemişinde bulunan ve proantosiyanidin olarak bilinen bileşenin Escherichia coli gibi zararlı bakterilerin idrar yolları ve idrar torbasının iç dokulara yapışmasını engelleyerek koruma sağladığını göstermiştir. Anlatmıştım. Escherichia coli bakterisi idrar yolları enfeksiyonunun %90'ından sorumludur. 2008'de turna yemiş öz suyu ile ilgili 7, turna yemiş ekstresi ile ilgili 4 tıbbi çalışma yapılmıştır. Her iki kullanım biçimlerinin de idrar yolu enfeksiyon riskini azalttığı görülmüştür. Diğer taraftan bitkinin tüketilmesinin, burası önemli bakın, İdrar yolu enfeksiyonuna yakalanmış hastalarda hastalığı gerilettiğine dair çok az kanıt vardır. Yani yakalanmamak için kullanacağız. Dediğim gibi bunlar koruyucu hekimliktir. Akut idrar torbası enfeksiyonu için en iyi tedavi antibiyotiklerdir. Turna yemiş öz suyu ya da tabletleri idrarını tutamayanlar için faydalı olabilir. Yani Enuresis Nocturna'da çocuklar için demiyorum. Daha çok çocuklarda bulunuyor biliyorsunuz.
Enuresis nocturna demek gece altına kaçırma demek özellikle. Onlardan bahsetmiyorum, çocuklardan bahsetmiyorum. Ama işte bayanlarda idrar kaçırma gibi büyük yaşlarda bu faydalı olabilir, kullanabiliriz. Yaban mersini hızlı kilo vermek ve kilo kontrolü sağlamak açısından birinci yardımcılardan biridir. Biz o yüzden detoks programlarında herkese aldırmıyoruz ama özellikle kilo vermek isteyen kişilere bunu veriyoruz. Hızlı kilo vermenizin yanı sıra bir porsiyon yaban mersini ile günlük lif ihtiyacının %14'ünü karşılayabilirsiniz. Yani acayip lifli bir meyve bu. Lif tüketimi sindirim sisteminde yavaş hareket ettiği için açlık hissinizi ve ihtiyacınızı bastıracaktır. Çeşitli hayvanlar üzerinde yapılan deneyler kilo kaybı sağlayan yaban mersini etkilerini doğrulamıştır. Yaban mersini türlerinden mavi yemiş yani blueberry yani yaban mersini antioksidan içeriği en yüksek meyvedir. Gece körlüğü, gözlerde kamaşma, görme bozuklukları gibi sağlık sorunlarına karşı kullanılır. Yani gözü de destekleyen bir üründür ki bizim biliyorsunuz görmeyle ilgili en önemli bizim ürünümüz nedir görmeyle ilgili? En önemli ürünümüz. Dünyadaki en önemli ürün. Eye Vision. İşte bunun içerisinde bunlar var. Eye Vision içerisinde. Eye Vision görmeyle ilgili gözü destekleyen en önemli ürünümüzdür. Bunu unutmayın arkadaşlar. Peki Vaccinium meyvesi özellikle başka nerede var? Blueberry dediğimiz. Arginin dışında. Eye Vision'da tamam var. Arkadaşlar özellikle beri nektarda var. Sıkı durun beri nektar. Yani aloe vera içeceklerimizden yumuşak dokuyu destekleyen 34 kodlu ürünümüz de var beri nektarda. Çok önemli bir ürün. Mesela onun da kıymeti bilinmiyor. Saf aloe vera'nın kıymeti bilmiyor. Ama Freedom'ın kıymeti bilmiyor. Ama beri nektarın kıymeti bilinmiyor Türkiye'de. Yaban mersin türlerinden mavi yemiş antioksidan içeriği en yüksek meyvedir. Gece körlüğü, gözlerde kamaşma, görme bozukluğu gibi sağlık sorunlarına karşı kullanılır. Ayrıca ağız iç yaraları iyileştirir. Damar sertliğini azaltır. Kalp krizi riskini azaltır. Yaşlanmayı yavaşlatır ve hafıza kayıplarını önler. Niye argi ile ilgili bütün bunları söyledik? Buradan işte 16 özelliği diye anlattık. Kalori miktarı sadece arginden dolayı değil, koyu kırmızı meyvelerle alakalı. Vaksinumla da ilgili bu özellikler. Kalori miktarı az olan bu şifalı bitki ayrıca ishali, ülseri, kabızlığı ve mide bulantısını da önlemektedir. Bakın çok ilginç. Hem ishali önlüyor hem kabızlığı önlüyor. Yani çift taraflı çalışan bir bitki. Ben nasıl kullanacağını anlattım. Sorular soruluyor. Özellikle akşam yemeğinden sonra büyük bardak bir suya, su bardağına bir tane argi karıştırıp içiyorsunuz. Kullanımı bu. Louisville University Brown Kanser Merkezi'nde yapılan bir çalışmada yaban mersin tozu kullanılarak meme kanserli farelere tedavide tümör hacminin %40 azalttığı bulunmuş. Meme kanserlerinde. Yaban mersin üzerinde yapılmış çeşitli araştırmalar bu meyvenin tüketiminin kalp hastalıkları üzerinde etki sahibi olduğunu ve vücudun normal değerlerde seyretmesine yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Yaban mersini beyin sağlığı ve özellikle hafıza ile algılama bakımından yararlıdır. Bu konuda da oldukça fazla çalışma mevcuttur. Beyin gelişimi ve hafıza açısından sayılabilecek diğer önemli besinler arasında başka besin tamamlayıcıları da vardır. İşte yeşil yapraklı sebzeler vardır, ceviz vardır ama tabii Türkiye'deki besinler besin değerlerini yitirdikleri için bunlarla bir çözüme varamıyoruz. Bu tür besin tamamlayıcılarını kullanmak zorundayız. Evet, ciltle ilgili etkilerini anlattık. C vitamini içeriğinin yüksek olduğundan bahsettik. Kan damarlarının yapısının güçlenmesine vesile olduğundan bahsettik Vaksinium'un. Yüksek antioksidan özelliğinden dolayı cildin yenilenmesinde ve geç yaşlanma belirtileri göstermesinde yardımcı olduğundan bahsettik. Sindirim sistemi düzenli olmasından bahsettik. Çok lifli olduğunda kabızlıkta da ishalde de faydalı olabildiğini söyledik. Şeker hastalığı tedavisine faydalı olduğu araştırmalarıyla kanıtlandığını söyledik. Bu hem argi için geçerli hem de bu tür meyveler için geçerli. Obeziteye bağlı koşulları nötralize ettiğini ortaya çıkarmış. Yani kilo kontrolüyle ilgili önemli olduğunu ortaya çıkarmış. İltihap giderici etkisi var. Antiinflamatuar etkisi var. O yüzden işte tansiyonla ilgili problemlerde de kullanılıyor ayrıca. Bu obeziteyle ilgili metabolik bozuklukların gelişmesini önlemekte de kullanılıyor. Ağız sağlığı için önemli. Ağız içindeki yaralar da kullanılabiliyor. Gözü destekliyor dedik. Yaban mersinin bilinen bir yan etkisi yok arkadaşlar. Yani Vaksinium'un bilinen bir yan etkisi yok. Kanı sulandırıcı özelliği var. O yüzden kadınlarda adet döneminde argi için bahsetmiyorum. Yaban mersinin tek başına alınması ile ilgili bahsediyorum. Bizim ürünlerde bu tür yan etkiler olmaz. Ama yine de hastalıkla ilgili kullandığınızda mutlaka doktor desteğinde, doktor bilgisi dahilinde kullanmak zorundasınız. Bunları da söylemiş olalım. Evet. Yaban mersininin yani Vaksinium'un kan şekerini düşürücü etkisi de bulunuyor. Şeker hastalarında da kullanıyoruz demiştik. Ama tabii burada şeker hastalarının bu meyveyi veya türevlerini tüketmeden önce doktorlarına danışarak hareket etmeleri gerekli. Mutlaka bana danışın.
danışmadan hareket etmeyin. Benim kontrolümde kullanacak hastalar. Vaksinüm aloe vera nektarda da var dedim. Argi ile ilgili şunu da tekrar edeyim. Özellikle omega 3 balık yağı olmadığı zaman imdadımıza yetişmekte Argi Plus. Evet, bunu da anlattıktan sonra arkadaşlar şimdi gelelim daha da önemli bir yere. Çok soru soruluyor. Soruları arkadaşlar şey yapacağım. Vakit kalırsa cevaplayacağım. Kusura bakmayın o yüzden. Çünkü bu bilgileri komprime olarak size aktarmam lazım. Çünkü sadece size aktarmıyorum. Yani bütün Türkiye bu tür bilgilere hasret. Yani insanlar o garip garip gruplarda nasıl binlerce kişi birikiyor böyle bir bilgi kaparım diye. Ama işte bir sürü cahil tıpla alakası olmayan insanların eline düşüyorlar. İki şey okuyor. İnternetteki şey karıştırıyor. İki tane böyle saçma sapan bir şey okuyor. Ve ondan sonra işte doktor kesiyor herkesin başına. Ama zarar veriyorlar. Tabii bunların engellenmesi lazım. Bunlar nasıl engellenir? Bilgiyle engellenir. Siz meydana çıkarsanız, bilgili olarak siz meydana çıkarsanız, doktorlar meydana çıkarlarsa, bilimsel verilerle konuşurlarsa o zaman bunlar kaçacak deli kararlar. Bu tür gruplarda bir şey yazıyorum. Mesela bir hastalıkla ilgili. Mesela hasta birisi bir şey paylaşıyor. Diyorum öyle yapmayın bakın. Ben doktorum diyorum. Böyle yapın. Beni gruptan atıyorlar. Gruptan atıyorlar. Yani bunlar çok özür dilerim. Belasını arıyorlar yani. Ne diyeyim? Yani ben faydalı olmaya çalışıyorum. Hiçbir maddi şeyim yok. Ne ürün ismi veriyorum, ne firma ismi veriyorum. Hiçbir şey veriyorum. Diyorum bak böyle yapmayın. Şöyle yapın. İşte o yanlış, bu doğru. Dikkat edin. Bak bunlardan uzak durun. Diyorum. Yani saldırıyorlar bile. Çok ilginç yani. Ne yapacaksın? Haşa kuluna zulmetmez hüdası. Herkesin çektiği kendi cezası. Yani. Şimdi size arkadaşlar, şimdi bunun üzerinde konuşarak gideceğiz. Alzheimer hastalığının beynin hasara uğramasıyla ortaya çıktığı söyleniyor ama şimdiye kadar beyne neyin hasar verdiği bilinmiyordu. Duke ve Kuzey Carolina Üniversiteleri uzmanlarının yaptığı araştırmaya göre bağışıklık sistemindeki arginin maddesi beyni koruyor, eksikliği de Alzheimer'a yol açıyor. İlginç bir çalışma ve anlamlı sonuç. Evet, burada Alzheimer başladıktan sonra, yani Alzheimer testi konduktan sonra kişi çocuğunu tanıyamayacak kadar kognitif verilerini, yani bilişsel verilerini kaybettiyse, yani tanıyamayacak kadar gittiyse hafıza, orada bir şey yapamıyoruz. Belki yapılabilir, ben yapamıyorum yani. Ben babaannem de denedim. Ama kişi, Allah rahmet etsin, yani çok kıymetli bir kadın babaannem. Yani cennetlik kadın gösterin derseniz ben babaannemi gösteririm size. İkincisi de arkadaşlar, Alzheimer başlangıcına yakaladıysanız kurtarma ihtimaliniz olabilir bu ürünlerle. Şimdi spordan bahsediyorum bakın. Zaten arginini en çok sporcular kullanıyor. Enerji. Bu adam 100 metre koşucusuymuş herhalde. Konsantrasyon. Arginin sağladığı şeyler bunlar. Güç. Dayanıklılık. Herhalde dayanıklılık demek bu. Endurance. Fokus, odaklanma. Beyni de destekliyor. Glory, zafer. Evet, bu da bizim reklamımız olsun. Yani reklamı yapmıyoruz ya hiç. Bu da bizim reklamımız olsun. Şimdi başka bir spor. Bunu da tanımıyorum ben. Yani sporla alakam yok herhalde. Çünkü ben tekvando yaptım, judo yaptım, beyaz kuşaktım. Asker lisedeyken yaptım. Ne bileyim, askeriyede 15 senem geçtiği için sporla uğraştık tabii ki. Halı saha maç yaptım, futbol oynadım. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, ben seyretmeyi sevmem, ben oynamayı severim. Yani oynayanları seyretmeyi sevmem. O yüzden tribünlerden inin, bu iyilik hareketinin bir parçası olun, dinlemeyi bırakın. Artık hem dinleyin hem benimle birlikte hareket edin. İnsanlara faydamız dokunsun. Şu ürünü kullandırsak insanlara ne kadar faydamız olur farkında mısınız? Dünyanın en iyi ürününden bahsediyoruz. Evet. Professional basketball player and I've been captain of the Sheffield Sharks since 2012. To be a top professional basketball player takes many things. Being disciplined, sticking to a regime and always showing up every day with the right mental attitude. I view my body as a machine. That's why it's very important that I put the right food and nutritional supplements into my diet.
using forever option. Tabi burada bu adam da meşhur bir adam anladığım kadarıyla. Cehaletimi mazur görün. Protein ve vitaminler adı piyasadaki en iyi protein tozu demiş. Tabi bunları biz bilmiyoruz. Sporla mesela Abdülkadir Koçan bilir mesela. Yani adam body şey çalışıyor yani kardiyo yapıyor, vücut çalışıyor falan. Bunlar bilirler. Bunlar çalışıyorlar yani. Kadir bilir. Yani sporcular mesela ne diyor? 10 basıyorsam 20 basmaya başladım diyor işte. Ne, basmak neyse o. Bunları biz sık sık bunlar arkadaşlardan duyuyoruz. Evet, yani çok önemli bakın. Bunu iyi bir izleyin. Çoğunuz izlemediniz muhtemelen. Müthiş bir şey. Can kulağıyla izleyin. Alttaki yazıları da okuyun arkadaşlar. Ben de arada durdururum önemli bir şey olduğunu. That delivers all the important goodies for the tissues to behave and survive. In the vascular system, we want to keep things moving just as we do in the transportation system. Well, Dr. Murad, we're in a place you're probably pretty comfortable with. Yeah, I spent many hours in these kinds of rooms. As you were doing your research, Dr. Murad, did it ever occur to you that this research was so incredible that it could be awarded the Nobel Prize? I realized that the research that we were doing was very important, very interesting, but the odds are so slim. I mean, it just so slim. The likelihood is very small. So you don't build. Arkadaşlar senelerdir bu ürünle ilgili çalışıyor. Bakın bu daha gençken ki hali. Doktor Ferit Murat. Your career and everything you do trying to get the Nobel Prize because the odds are it's not going to happen. Bir de burada çok önemli bir şey var. Baştan Nobel ödülünü almak amacıyla yaptığı çalışmalarda başarı sağlanamamış. Ama senelerce çalışmaya devam etmişler. Bakın bu bırakmamakla ilgili. Yani hedefinize inandıysanız, kendinize inandıysanız bırakmamakla ilgili bir şey. Bu çok önemli bir özellik. Başarısızlık arkasından Nobel ödülü. Başarısızlık, pes etmeme, vazgeçmeme, devam etme Nobel ödülü. Ve insanlığa büyük bir fayda. 12 yıl sonra, o başarısızlıktan 12 yıl kim pes etmeden devam edebilir başarısızlığa rağmen? About 10 or 12 years after we discovered nitric oxide and its biological effects. Biyolojik etkilerini, yani damar lümenini genişlettiği, bu müthiş bir şey yani. Yani zaten bilimde çığ açan bir şey. O yüzden Nobel aldı. I began to think that maybe it was possible. It's recognition by your peers, your colleagues in the scientific community that what you've done is obviously important. And there aren't many of us that have that opportunity. Bir de burada tabii çok önemli bir şey var. Çok mütevazı farkındaysanız. İçimizden birçoğunun karşısına böyle bir fırsat çıkmamıştır diyor. Yani ben yaptım demiyor. You know, thinking about your work ethic and how hard you work, and I want to translate that over to our hearts. Are you fascinated by the heart and how powerful and how important it is? Oh, the heart is amazing to beat as many times as it does. Bu çok önemli arkadaşlar yine. Hep önemli şeylerden bahsediyoruz. Yani kalbiniz yaşam boyu dakikada 70 defa atıyor. Ve hiç dinlenmiyor. Doğduğumuzdan beri atıyor. O yüzden ölümlerin %50'si Türkiye'de kalp damar hastalıkları. Kalbini desteklemeyen insan kendi kalbine ihanet etmiş olur, damarlarına ihanet etmiş olur. İşte bu zavallı organı desteklemek lazım. Hiç dinlenmeden atıyor. Oruç tutuyorsunuz, bütün dokularınız dinlenirken, organlarınız dinlenirken kalp atmaya devam ediyor. Bu bizim için gece gündüz çalışan organımızı desteklememiz lazım. Bu ürünle destekleyebilirsiniz. So you know, approximately 70 times a minute for an entire lifetime. It's a lot of effort. Peki başka neyle desteklenebilir? Köenzimonla da destekleyebilirsiniz. Aloe vera ve köenzimonla. Argi ve köenzimon özellikle kalp damar hastalıklarında, kalp damar sağlığında en önemli iki üründür. Tabii omega 3 ayrı, omega 3 devamlı her şey için. Cardiovascular health has become the number one issue in the world. I think it's primarily because of our behavior. Bu da çok önemli bakın. Yani bizim davranışlarımız aslında diyor buradaki problem. Davranışlar ne? Davranış biçimimiz. We're sedentary. We don't have... Hareketsizlik ve egzersiz yapmamamız. Exercise. Tabii egzersiz derken
deli danalar gibi koşmaktan bahsetmiyoruz. Ve yeme alışkanlıklarımız, fast food ya da işte pis trans yağlar falan. Sigara, alkol. More scientists pointing towards the opportunity for nutrients, vitamins, minerals. Artık besin tamamlayıcılarını işaret eden bilim adamlarının sayısı gittikçe artıyor diyor. Amino acids to play a role. Are you seeing that in your research as well? Absolutely. Kesinlikle farkına vardım diyorum. Bir bilim adamının kesinlikle cümlesini kullanması önemli burada. I see that emphasis on exercise programs and diet and supplementation really makes a lot of sense biochemically from my perspective, because the enzyme that makes nitric oxide in all of our tissues, nitric oxide synthase, uses these. Arkadaşlar, nitrik oksit o besin tamamlayıcıların birer kofaktör, alt tabak olarak kullanıyor. Yani işlevini yapabilmesi için onu kullanması lazım. Besin tamamlayıcılarına ihtiyacı var. Besinler besin değerlerini yitirdikleri için antioksidanlara, bir şeylere ihtiyacı var. Substrates and cofactors to make nitric oxide. The substrate for the enzyme is L-arginine. Evet, L-arginin amino asidi ise bir alt katman tabaka görevi görüyor. Nitrik oksit yapımında alt katman görevi görüyor. Ama tek başına bu da yetersiz. L-arginin de yetersiz. Antioksidan ve L-arginin birleşmesi lazım. A simple amino acid. It's an essential or semi-essential amino acid. And by that we mean that your body can make some of it, but not enough. So we're dependent upon diet to get the quantities of arginine that we need for this. Gerekli arginin için beslenme düzeninin doğru olması gerekiyor. Well, with our fast food diets, we don't get enough of the right foods, and we don't get enough of the right vitamins and antioxidants to support the activity of the enzyme, and therefore we don't make enough nitric oxide. So arginine supplementation alone is probably not going to help very much. The antioxidants alone won't help very much. Demin ilk başta gösterdiğim şey, neden bizim ürün? Tek başına L-arginin etkili olmuyor diyor. Tek başına antioksidanlar da etkili olmuyor diyor. The combination is what makes it. Bu konuda karışım kabul edilebilecek tek yoldur diyor. Zaten bu adamın büyüklüğü de oradan geliyor şu anda. Bizim ürünümüzün gücü de buradan geliyor. Is that what drew you to RG Plus? Yeah, absolutely. I've been interested in this field for the past 7 or 8 years. Yeah. So, you know, a lot of people will take arginine and they may have an improvement of nitric oxide in the body, but in your research and in your opinion, you feel the real key to RG Plus success and what people are feeling in the field and so forth when they take the product. RG Plus'ın farkı, diğer piyasadaki ürünlerden farkı, katalizör görevi yapan vitaminlerle birlikte olması. Katalizör ne demek? Etkisini artıran. Vitamins that are the catalysts, if you will, in there, and then also the fruit blend that is it. Bakın arkadaşlar, şu gördüğünüz oku görüyor musunuz bilmiyorum. Blueberry. Blueberry yani yaban mersini. Aynı şey derin nektarda da var. Vaccinium. Antioxidants. And that combination, that unique combination, is the reason it's so successful. Exactly. If you were to explain this to your children or to somebody else, why does it all matter? You know, arginine and the conversion, and then what is that, at the end of the day, what does that mean to a person? Well, by making sufficient quantities of nitric oxide, it dilates your blood vessels, improves the delivery of oxygen and nutrients to all of your tissues. So, İşte arjinini arkadaşlar müthiş kılan, anti-aging ürünü yapan, ömrü uzatmasına vesile olan en önemli özelliklerden bir tanesi de bu. Yani kan akışını artırıyor, damarların lümenini genişletiyor ve kaliteli oksijenlenme sağlıyor tüm önemli organlarda. Because of the improved blood flow, you're getting more nutrients and more oxygen to all the critical organs in your body. Is that right? That's right. You know, from our standpoint, we see distributors and people have commented to me time and time again that because of their use of RG Plus, that they feel better and they look better. They're able to perform at a higher level. Does that surprise you? Nitric oxide does so many things that I don't think I've. Bu cümle enteresan. Nitrik oksit öylesine çok şey yapabiliyor ki bundan böyle hiçbir şeyin beni şaşırtacağını sanmam. Surprised by anything anymore.
really is remarkable. You know, another thing is we see a lot of people seeing a benefit who are sports enthusiasts or athletes, whether they're weekend warriors or whether they're professional athletes. We've seen that. And in fact, I've seen some studies that have been done that show that through arginine supplementation that they're able to quicken recovery and they're potentially able to extend their exercise regimen. Not surprised. Some people still think arginine products are only for athletes, but they're not. They're for everyone. Everyone. Particularly those that don't have time to eat the appropriate diets or exercise. Evet, bakın bu cümle yine önemli vurucu cümlelerden. Özellikle gerekli gıdaları almaya ya da egzersiz yapmaya vakti olmayan kişiler tarafından kullanılmalı. And they're busy with fast foods and doing all the things they should not be doing. At the point that you recognized this discovery, did you comprehend the impact it would have on the world at that time? I knew that we had solved a very major... Arkadaşlar, bu cümle kalp ve damar sağlığı ile ilgili tıp dünyasının en önde gelen sorununa bir çözüm bulduğumuzun farkındayım. Your problem in cardiovascular medicine. Because of your research, we can bring forth a special product like RG Plus to 9 million distributors worldwide, and it can bless their lives. And so I guess on behalf of all of them, I'd like to say thank you. Well, thank you. You know, I'm so pleased that I've been able to pull this off. Evet, bakın bizim Forever Living'in de söylediği bu. Eğer tıbbi problem yaşıyorsanız doktorunuza başvurun. Şimdi gelelim bu ürünler nasıl bir yerde üretiliyor? Yani bu da önemli. Şimdi bakın buradaki bitkiler fabrika bitkilerin hemen tarlanın yanına kuruluyor ki bozulmadan stabilize edilebilsin. Mesela bizim arı sütü, normalde arı sütü 4-5 saatte bozulur. Forever Living bunu stabilize etmeye başarabilmiş. Aloe vera işte bir günde bozulur, onu da stabilize etmeye başarmış. %99.7 saflıkta mesela aloe vera verebiliyor. Kovan ürünlerinde %60, aloe vera pazarında %90 pazara sahip firma bu. 196 ülkede ürünlerini denetlettirmiş, satıyor. FDA üretim onaylı, bunların hepsinden bahsedeceğim. Ben buraları hep gördüm arkadaşlar. Siz de giderek göreceksiniz. Yani şeffaf bir firmayla karşı karşıyayız. O yüzden bu kadar inanarak anlatıyorum. Evet, aracılar kullanmayan bir firma bu. Yani üretimden tüketime bütün safhaları elinde tutuyor. Böyle bir firmayla karşı karşıyayız. O yüzden kalite kaçınılmaz oluyor.
Evet, devama dikkat. Bundan sonra benim buralardaki resimlerimi göreceksiniz. Bakın bu resmi unutmayın arkadaşlar. Burası Forever Living'in, o fabrikalarının olduğu yerin yer. Evet, ben de oradayım. Tarlalar. Üretim tesisleri. Ki Covid dönemi değil bakın. Yani bu kadar steril de ortam. 169 ülkeye buradan ürünler gidiyor. Sterilizasyon ve otomasyon hakim. ...2014, yani 6 yıl önce. Rex ve şirketin sahibiyle resminizi görüyorsunuz. Evet, bu FDA üretim onayı çok önemli. Food and Drugs Administration, Amerika'da ilaçları ve besin tamamlayıcılarını denetleyen konsorsiyumun onayıyla üretiliyor bu ürünler. Bu en önemli şeylerden bir tanesi. Bir doktor olarak benim bu ürünleri kullanıp kullandırmamın nedeni bu onaydır. Tabii başka bir durum da şu, ben inançlı birisiyim hep çoğumuz gibi. Yani içinde alkol ya da türevlerin, domuz ya da türevlerin olma ihtimali olan ürünleri kullanmak istemem. Forever Living ürünlerinde istameler sertifikası var. Üstelik de iki yerden var. Hem Malezya'dan hem Amerika'dan. Tabi sadece Müslümanlarla çalışmıyor, Yahudilerle de çalışıyor. Kendileri Hristiyan. Koçer sertifikası var, Yahudilerin her sertifikası. Bu da benim için çok önemli. Çünkü legal bir firmayla içerisinde olmak isterim. Legal bir firmanın ürünlerini kullanmak isterim. Forever Living'de cironun %75'i Türkiye'de kalıyor. Yani dışarıya çıkmıyor. Hatta biz yurt dışından gelirler elde ediyoruz. Bana Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Macaristan'dan devamlı para akıyor. Yani ülkeye biz dolar sokuyoruz, euro sokuyoruz bu iş sayesinde. Bu da Forever Living'in Türkiye'ye girdiğinin 3. senesinde Zincirlikuyu Vergi Dairesi'nde 4. olduğunu gösteren belge. Yani bir toplu iğne bile faturasız çıkmaz Forever Living'de. Bunu da daha önce göstermiştim. Kısa olduğu için tekrar gösteriyorum. Yine benim neden bu firmada çalıştığımla ilgili video bu. Kendi kendini denetliyor bakın. Buradaki yazıları okursanız İngilizce çoğunuz az çok anlıyorsunuz. Ayda 117 bin küsur test yapıyor bizzat. Senede 1,5 milyon, 1,4 milyon kendi kendisini denetliyor, ürünlerini denetliyor. Bu da tabii en üst seviye ürünü oluşturmak için, yani üst seviye. Aynı zamanda el kontrolünden geçiyor her ürün. Ve müşteri beklentilerinin üzerinde bir standart yakalıyor. Evet, bu tekrar neden Forever Living'in Ar-Ge'si? Onu yanıtlıyor. Bu nedenle sadece Ar-Ge'nin takviyesi fazla yardımcı olmayacaktır diyor. Antioksidanların tek başlarına fazlaca yardımcıları olamaz. Ama ikisini karıştırırsanız doğru bir karışımla, yani doğru ki Ar-Ge çalışmaları da senelerce gidiyor. Mesela adamın önceki resmini görüyorsunuz, şimdiki resmini görüyorsunuz. Yani senelerini vermiş. Burada da senelerini vermiş. Bu konuda karışım kabul edilebilecek tek yoldur diyor. Is that what drew you to Ar-Ge Plus? Yeah, absolutely. I've been interested in this field for the past 7 or 8 years. So, you know, a lot of people will take arginine and they may have an improvement of nitric oxide in the body, but in your research and in your opinion, you feel the real key to Ar-Ge Plus success and what people are feeling in the field and so forth when they take the product is the vitamins that are the catalysts, if you will, in there. And then also arkada üzümü, narı, nar kabuğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani acayip karışımlar var bunun içerisinde. The fruit blend that is in there with antioxidants, full antioxidants. And that combination, that unique combination, is the reason it's so successful. Exactly. Burada
Fark ne? Yani içinde neler var argümin dışında? Tekrar oraya gelelim. İçeriğinde %51 enerjinin molekülü varken geri kalanında neler var? Nar var, nar kabuğu var, üzüm var, kara üzüm kabuğu var, üzüm çekirdeği var, ahududu var, mürver var, çilek var, dut var, vişne var, böğürtlen var, frenk üzümü var yani vaksinyum. B6 vitamini 1.4 mg, B12 vitamini 2.5 mikrogram, folik asit 200 mikrogram, C vitamini 80 mg. Çünkü bunu daha sonra hekim arkadaşlarım da izleyecektir. Onlar bilsinler içeriği diye söylüyorum. D3 vitamini 5 mikrogram. Şu anda da tabii doktor arkadaşlarımız var izleyen. K2 vitamini 20 mikrogram ve korimboz vaksinyum meyve usaresi bunun içerisinde var olan diğer karışımlar. Deli Arslan demiş ki genetik şeker hastalığına kullanılabilir. Evet, tip 1 diyabette kullanılabilir. Tabii yine doktor kontrolünde, benim kontrolümde olacak. Sedef hastaları da kullanabilir mi? Kullanabilir. Tabii ilaç gibi görmeyin bunu. Antioksidan olarak görün. Safradaki taş için kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Doktor kontrolünde. Bunlar doktor kontrolünde arkadaşlar. Kilo vermek istiyorsanız aradan doğru yerdesiniz. Prostat hastaları için tıbbi tedavi olarak argon kullanma zamanı olur. Yine aynı yani akşam yemeğinden sonra bir tane içecek. Fakat tabii burada ne kadar süre kullanacak onları kişiye göre değerlendireceğiz. Yani kişinin verilerinin olması lazım. Yaşı, başka hastalığı var mı? Sıkıntıları neler? Öyle olacak. Bir bardak aloe vera jeli mi döküp kullanmam? Yani aloe vera jelinin içerisinde karıştıranlar var. Ama ben saf suyla tavsiye ediyorum. Yani. Aloe vera jelinin içerisinde en güzel karıştırılacak şey küvenizin bonudur. Evet, gözle ilgili en önemli ürünler balık yağı, ayvıcın, deri nektar ve argil. Tabii D'li vitamini unutmamak lazım. Ha bu arada arkadaşlar sizden ricam beğeni düğmesini tıklarsanız bir çarpı işareti var. Onu tıkladıktan sonra beğeni düğmesini tıklarsanız sonra da bu yayını paylaşırsanız insanlara faydamız olur. Sosyal medyada şeylerinizde. Bir de YouTube kanalıma üye olursanız sizin açınızdan iyi olur. Yani haberdar ederseniz benim yayınlarım falan size ulaşır. O şekilde de faydalanabilirsiniz. RG'yi kullanabilir. Meme kanseri olan kişi. Deli Arslan gruplarda sizin bilgilerinizi paylaşıyorum demiş. İyi yapıyorsunuz. Yani insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hadis-i şeriftir bu. Niyetimizi halis tutarsak maddi kazanımlar da elde ederiz. Ama biz niyetimizi para için, maddiyat için yapmayacağız. İnsanlara faydalı olmak için yapacağız. Niyetimizi halis tutabilirsek bunlardan çok büyük faydalar sağlarız inşallah. Damarları genişletirken incelmesini sağlamaz. Birisi böyle bir soru sormuş. İç lümenini genişletiyor, damarı genişletmiyor. İncelmesini de sağlamıyor. Yani daha elastik, daha şey. Zaten elastikiyetini kaybetmesi kötü bir şey. İnceliği, kalınlığı değil elastikiyet. Mesela kalın damar, damarın çeperi çok kalın ama elastik değil. Küt diye yırtılıyor. Kerime Çiftçi Almanya demiş ki hocam sen de kaç kez tükettin? Yani senede 3-4 kez söylemiştim. Yani bir kutu bitirdikten sonra hasta değilseniz 2-3 ay ara verip sonra bir daha. Sabaha kadar uykusuz kalmanızı, evet ben dün sabaha kadar uykusuz kaldım bu şeyi hazırlayayım diye. Sabah namazını da kılıp gittim eve. Yani ofiste. Ama işte sakin kalabildiğim zamanlarda bu gece vakitleri oluyor. Tek başına çalışabildiğim. Çünkü tek başınıza sakin olmadığınız zaman ürün veremiyorsunuz. Yani ortaya bir şey çıkmıyor. Bunların hepsi çok zaman oluyor arkadaşlar. Videoları birleştir, kes. İşte belirli noktalara uygun olsun. Müzik yap, müzik koy. Kuralan indir. Bilgiler doğru mu denetle. Denetlemek de dert yani. Çünkü o kadar kötü bilgi var ki, yanlış bilgi var ki. Onların hepsini bir derleme yaptım. Argi ile ilgili herhalde böyle bir anlatım Türkiye'de yoktur yani. İnsanlar 3-5 dakika anlatıyor. Bütün önemli verileri toparladım. İçerik olarak da şey olarak da. Değil yani ben de öyle düşünüyorum inşallah. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet bizim hanım demiş ki ne olur bu değerli bilgileri yayalım insanlara faydalı olur demiş. Telefonum bu. Ha bu arginini piyasadan almayın. Bu da çok önemli. Bunu söylemeyi unuttum. Bu işte piyasada bir sürü siteler var. Piyasada bir sürü var. Ve hep eski kutuları var. Bakın sahte ürünler satıyorlar. Biz bunları yakalıyoruz Forever Living olarak. 3 tane firmayı kapattırdık. Hatta hukuk bölümü de açıklama yaptı. Forever Living hukuk birimi. Avukat arkadaşlar. Yani kapattırsan ne olacak? Pıtrak gibi çoğalıyorlar. Sahte ürün buluyor. Son kullanma tarihine geçiriyor. Bilmem ne yapıyor. Hepsi buranın .com. Gitti gidiyor. Trend yol. Bunlara bir şey yapamıyorsunuz. Diyor ki ben sorumlu değilim diyor. Hakikaten sorumlu değil Türkiye'deki kanunlara göre. Ben diyor tüketiciyle diyor. Satıcıyı karşılaştırırım. Satıcının sattığından ben sorumlu değilim diyor. Tüketici onu araştırsın. Beni ilgilendirmez oluyor. Yani hepsi bu arada .com'a. Trend yola gitti gidiyor. N11'e hiçbir şey yapamıyorsunuz. Saçma salak böyle müdür fiyatının altında ürünleri satıyorlar. Bu ürünün sahte olduğu belli değil mi yani?
Eski yani. Ama ne oluyor? İnsanımız işte ucuz olsun bilmem ne, ucuz etin şeyi saklıyor, ne oluyor? Çöpe atıyorlar, bir işe yaramıyor. Forever Living bunun arkasında yok. Bunu en kolay Forever Living'i arayarak öğrenirsiniz. 0212-347-8126. Doktor Serdar Bey'in sunumunda böyle bir şey anlatıldı. Bu tür sitelerde satılan ürünler sizin mi diye sorun. Arkasında siz var mısınız diye. Distriktör garantisi yok bu ürünlerde. İşte bu kadar basit. Sonra ellerinde patlıyor. Yapacak da bir şey yok yani. Siz Samsung ya da iPhone alırken işte 10-12 bin liralık iPhone alıyorsunuz. Alır mısınız iPhone'u? iPhone'u 2 bin liraya ucuza veriyorlar. Distriktör garantisi olmayan iPhone alır mısınız? Almasınız. İşte almayın. Size söyleyeceğim şey yok. Benim irtibat koyun. Telefonum her yerde var. Çekinmeyin yani. Ama takip edin. Yoğunluktan indirim kartı çıkartıp aldım. Buradaki bütün arkadaşlar size yardımcı olurlar. Biz ürün satıcısı değiliz zaten. Evet, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.